TRT 24 YouTube kanalında Veysel Ayhan'ın yazdığı Ayar, Saniyenin Peşinde Koşmaktır başlıklı yazısını dinliyorsunuz. O halde bir işi bitirince hemen başka işe giriş, başka işe koyul. İnşirah 7. Fakat ayarsız bir saatin hiçbir mazereti yoktu. O bir içtimai cürüm, korkunç bir günahtı. İnsanları ifal etmek, onlara vakitlerini israf ettirmek suretiyle hak yolundan ayırmak için şeytanın başvurduğu çarelerden biri de Nuri Efendi'ye göre şüphesiz ayarsız saatlerdi. Nuri Efendi sık sık ayar saniyenin peşinde koşmaktır derdi. Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar. Sıfır çarpanı gibi bir kelimeyi anlatacağım. Love. Laviyat. Yakaladığını yok ediyor. Boş, faydasız ve malayani söz demek. Kur'an'da dünya hayatı için 3 defa kullanılır. Onlar her türlü boş, faydasız ve manasız sözlerden ve davranışlardan yüz çevirir ve uzak dururlar. Mü'minun 3. Boş söz ve işlere rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler. Furkan 72. Boş, manasız ve çirkin sözlere maruz kaldıklarında aynıyla mukabeleden uzak durur ve o sözleri sarf edenlere şöyle derler. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size. Biz sizin için de ancak iyilik ve selamet dileriz. Cahillerle yakın münasebetimiz olsun da istemeyiz. Kasas 55. Bugünün önemli bir tehlikesi laviyat. Fazla derse gerek yok. Bir insan, Kur'an'dan sadece bu kelimeyi ders alsa kâfi. Pek çok türü var. Sosyal medyada saatler harcamak, lüzumsuz chatleşmeler, WhatsApp'ta mesaj yarıştırma, cedel yapma, saatler süren telefon görüşmeleri. Boş paylaşımlar, akla zarar komplo teorileri. Hayatta eline kitap almayan insan var bildiğim. Her gün okuduğu tweetleri toplasam en az 200 sayfalık kitap olur. Sosyal medyada farkına varmadan okuduklarımızı alt alta dizsek ciltler oluşur. Diziden diziye sörf etmeler. Henüz bir tefsir kitabı bitirmediği halde falan Terelelli dizisinin filan sezonunun 19. bölümünü hatmetmiş olanlarımız var. Olmasın demiyorum. Ölçülü yaşamaktan bahsediyorum. İki yol var. Her günün hakkını vererek sonsuzluğu kazanmak veya altın değerindeki saatleri öğütücülerde yok etmek. Güya çok hassasız. Musluğu bir dakika boş akıtmaktan rahatsız oluyoruz. Trafik ışığı uzun sürüyorsa arabanın motorunu kapatıyoruz. Ama altın değerindeki saatleri gazoz kapağı gibi yokluğa savurmaktan gocunmuyoruz. Tam bir paradoks. Ama laviyatın en korkunç faturası bu değil, şu. Laviyat veya gevezelik veya zaman israfı bir tür duadır. Boş geçirilen zaman, yeni boş zamanlar için bir dua ve davettir. Zaman israfı yapıldığında, kaybedilen sadece israf edilen zaman değildir. Her fiil gibi, her fiilsizlik de bir gelecek yatırımıdır. Salih amel, salih amel fırsatları için bir duadır. Fasit bir daire içinde geçirilen zaman dilimi, yeni fasit daireler için bir duadır. Zamanın bereketlenmesi, içinde bulunulan zamanı israf etmemekle başlar. Çocuğunuza harçlık verirsiniz. Çarçur etmediğini, kendisine faydalı bir şeyler için harcadığını gördüğünüzde, daha fazla harçlık verirsiniz. Laviyattan uzak bir şekilde zamanı rentable kullandığımızda, zaman bereketlenir. Kader sonraki saatlerimizi tasarlarken boş işlerden sizi uzak tutar. Gelecek zamanınızda sizi lüzumsuz yere meşgul edecek işler daha önünüze gelmeden kader eliyle uzaklaştırılır. Mesela bir hata yapmış ve bir muz kabuğuna basmayı hak etmişsinizdir. Ayağımı oraya basmadan kader onu yolunuzdan temizler. Yola çıkmış size doğru yaklaşan 5 saatlik boş bir meşguliyet yanınıza gelmeden kader eliyle engellenir. Tersi de söz konusu. 2 saat boş bir işle uğraşırsınız, arkadan başınıza hiç hesapta olmayan 4 saatlik lüzumsuz bir iş çıkar. 4 saatiniz direkt çöpe gider.
Laviyatla yarım saat kaybedersiniz, bedelini bir saat boş yere bir iş için bekleyerek ödersiniz. Bunlar acı tecrübelerim. Yaptığımız amellerle kendi kaderimizi böyle belirleriz. Pozitif ameller karşımıza pozitif imkanlar çıkarır. Artı, artı için dua olur. Negatiflikler, negatif işler için dua olur. Kader, kırıp devirdiklerimizi yolumuza cam kırıkları halinde serer. İlk yazıdaki imtihan meselesine dönersek, bizi görenler, bizde bir imtihanda oluş ciddiyeti görmüyorsa bu durum, sınavda soruları fark etmediğimizi gösterir. Bu bir üst gaflet mertebesidir. Çünkü sorusuz zaman olmaz. Zaman bir kağıttır ve sürekli bu kağıda gökten sorular düşer. Kader her an önümüze yeni ve orijinal sorular atar. Büyük bir ciddiyetle sorularımla ilgilenmiyorsam, hatta sık sık saatime bakmıyorsam, bu durum sınavı önemsemediğimi gösterir. Bir sabah erken Hazreti Ömer radıyallahu anh mescide giderken, bir çocuğun da acele acele mescide koştuğunu görür ve sebebini sorar. Çocuk sabah namazına gittiğini söyler. Hazreti Ömer, "Ama sen küçüksün, namaz sana farz bile değil." der. Çocuğun cevabı ders gibidir. Benden daha küçük bir çocuğu dün mezara koydular. Ben de uzatmayayım. Hasan Cemal'den bir alıntıyla bitireyim. İngiliz Daily Telegraph gazetesini karıştırırken, mesleğinde 75. yılını doldurmuş bir gazeteciyle yapılmış bir röportaj okumuştum. Yazının içine siyah beyaz fotoğrafı da oturtulmuştu. Trende pencere kenarına oturmuş yazısını yazarken, kutlama yemeğinde kendisine sormuşlar. 93 yaşına geldin. Hala ne diye her gün bilgisayarının karşısına oturuyorsun? Yılların gazetecisi soruyu bir şiirle yanıtlamış. Uyan evlat, yolculuk bitince uyumak için fazlasıyla vaktin olacak. A.E. Husman diyor Veysel Ayhan TR724'teki köşesinde.